FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdığı direniş destanının 8. yılını idrak ediyoruz. İşte 15 Temmuz. Bitmeyen gece hainlerin depreşmesiyle başlayıp Türk milletinin kahramanlığıyla neticelenen gece. İşte 15 Temmuz karanlıkla başlayıp Türk milletinin yiğitliği, Türk milletinin cesareti ve ferasetiyle aydınlığa erişen gece. 15 Temmuz devşirmelerin, değiştirmelerin aramızdan yetiştirip millete, milletine saldıran yetiştirmelerin milletine saldırmasıyla başlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milletinin ferasetiyle Türk demokrasi tarihinde ve dünya demokrasisinde tarihe geçen bitmeyen gece 15 Temmuz. Darbelere son, ihanete nihayet, hainliğe, hainliğe son veren gece. Bu akşam yakın tarihimizde bir daha hiç yaşamak istemediğimiz bir karanlık geceyi tekrar hatırlamak üzere bir aradayız. Evet, yaşamak istemiyoruz bir daha. Cenab-ı Hak bize bir daha öyle karanlık geceleri yaşatmasın. Ama hiçbir zamanda yaşadıkça o karanlık geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk milletinin birliğine, beraberliğine, dirliğine, düzenine haince bir kalkışma oldu o gece. Ve ilk defa Türk devleti, Türk milleti birçok ihtilallerle karşılaştı. Ama ilk defa kendi halkına karşı kurşun sıkan, kendi halkının üzerine bombalar yağdıran bir iradeyle karşı karşıya kaldı ve dayanışmanın en güzel örneğini verdi milletimiz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi. O gün o kalkışmaya karşı işin özeti, bütün milletimiz hep birlikte o hainlere karşı en güzel cevabı verdi ve inşallah inanıyoruz ki bundan sonra memleketimizde hiç kimse böyle bir haince kalkışmaya cesaret edemeyecek. Çünkü milletimiz buna izin vermeyecek. Vermedi, vermeyecek. Orada Karabağ'da Azerbaycan